40 yıldan beri kapıya tıklayan birisi var. Onu duymamış meşgaleden dolayı. Çalışmaktan onu duymamış. Onu kurtaran birisi gelmiş kapıda 40 yıldan beri kapıyı tıklıyor. İş insanları, başarılı insanların ihtiyacı var. Bir boşluk hissediyor. O boşluğun doldurulması gerektiğini anlıyor. Peki nasıl doldurulacak bu boşluk? Düşünürken denemeler yapıyor. Mesela Yeşilhalı'da futbol oynuyor. Sonra bacağını burkuyor örneğin. Diyor ki bu bana uygun değil diyor, bırakıyor. Yol arıyor ya, boşluğu doldurmak istiyor iş adamı. Şimdi her şey düzende, her şey iyi gidiyor ama kafasını rahatlatmak için yordam arıyor. Bu sefer diyor ki dizi seyredeyim diyor. Aa diyor, bana hiç uygun değil diyor. Saçma sapan tipler diyor ya diyor. Beni ileri götürmüyor diyor. Çünkü iş adamı işlevsel çalışıyor beyni. Mantıklı çalışıyor. Duyguyla benim işim yoktur diyor. Tamam mı? Bırakıyor. Çünkü bu beni sadece üzüyor, bu diziler. Kalbim kırılıyor. Üzülüyorum. Sanki varmış gibi hissediyorum. Orada adam karısını aldatıyor veya karısı adamı aldatıyor. Onu izleyince sanki bende de öyle bir duygu mu var filan. Aa yok, ben kimseyi aldatmıyorum. En iyisi boşver, seyretmeyeyim diyor. Diziyi bırakıyor. Ama iş adamı kazanmak istiyor, iş insanı değil mi? Devamlı kazanayım, para kazanayım, şöyle olsun, böyle olsun. Hedefleri var genellikle. Her yolu deniyor. Yaşatma ve bilmem ne derneği. Avcı kulübüne üye oluyor. Mutsuz oluyor. Onlar ileri götürmüyor. Çünkü orada aynı düzeyde insanlar yok. Aynı frekansta insan yok. Çünkü iş insanı kendisi gibi vizyoner, önünü görebilen, hedefi olan insanlarla beraber olmak istiyor. Bu da nasıl olabilecek? Nasıl oluyor? Golf kulübüne üye olarak olabilir mi? Yani nispeten olabilir. Fakat orada da her şeyin maddiyat ölçüsüyle değerlendirildiğini gördüğü zaman tiksiniyor. Çünkü adam pahalı saatini göstermek için oraya gelmiş veya lüks arabasını göstermek için oraya gelmiş. Ortak bir zemin bulamıyorlar. O zaman ne yapıyor peki kişi? Bize geliyor. Aç. Niye bize geliyor? Diyor ki mentörlük programında ne var? İnsan kendini tanıyor. En önemli şey insanın kendini tanıması. Benim yaşım 40'a geldi. Ben bu zamana kadar kendimi tanıyamadım diyor kişi. Niye? İşten güçten çok erken başladım iş hayatına. İşte 13 yaşında başladım veya 16 yaşında başladım veya 20 yaşında başladım. Fırsatım olmadı. Kendimi tanımaya, eşimi tanımaya, çocuklarımı tanımaya veya psikolojiyi öğrenip nasıl hayata yansıtabileceğini bilmiyor. İlk adım programımıza katılıyor. Programımız 3 ay sürüyor zaten. Mentörlük programımızda kişi bu ben miydim tanıştığıma memnun oldum hesabı kendisiyle tanışıyor. Şöyle düşün, 40 yıl bir daire, kapısı, bacası, camı olmayan bir daire düşün. Devamlı orada bir şeyle meşgul olmuş. Her şey düzene girmiş ama. Sonra kafasını kaldırıyor. Bakıyor ki aa, ben burada 40 yıldan beri bu çarkın içindeyim. Bir şeyler yapmam lazım. Dünya bu değil diyor yani. Sadece bu daire değil diyor. Ve 40 yıldan beri bir kapı var o dairenin. Devamlı tıklayan birisi var orada. Öyle düşün. 40 yıldan beri kapıya tıklayan birisi var. Onu duymamış meşgaleden dolayı. Çalışmaktan onu duymamış. Onu kurtaran birisi gelmiş kapıda 40 yıldan beri kapıyı tıklıyor. Kafası rahatlayınca ah tamam diyor ya. Bu kapı bir yerde kapı çalıyordu. Ne zannediyor? Burada bir kapı yok. Öyle cam yok, baca yok. Öyle zannediyordu değil mi? Peki ne yapıyor? Gidiyor kapıyı buluyor. Aa ben burada diyor kapıyı ilk defa gördüm. Kapıyı açıyor bir bakıyor. Karşısında kim var? Kendisi var. Ve çocukluğu var orada. Özü sağlam, sözü sağlam, dürüst, cesur, günahsız, sabi. Diyor ki ben yıllardan beri bu kapıda seni bekliyorum. Seninle tanışmak istiyorum. Ve seni devamlı uyardım. Kapıyı çaldım ve kapıyı açmadım. Ben seni kurtarmaya geldim. Gel. Bu alem şu daireden müteşekkil değil. Daha fazla büyük imkanlar var. Daha dünya çok büyük. Güzel yerler var. Ben seni mükemmel yerlere götüreceğim. Cennet gibi yerlere götüreceğim. Güzel manzaralı yerlere götüreceğim. Veya önüne birçok fırsat çıkacak. Yeter ki benimle tanış. Tut elini diyor o kişi. Kişinin kendisi, öyle düşün. Yani insan kendini tanımaya başlayınca oluyor bu. Ve tutuyor elinden o küçük çocuk. Hadi gel benimle diyor. Ve kişi özüne yaklaşmaya başlıyor bak. Kendini tanıdıkça cesareti artıyor. Hatalarını düzeltiyor.
kusurlarını düzeltiyor. Günahsız hale gelmeye çalışıyor bir çeşit. Temiz ve saf olmaya başlıyor. En önemlisi de dürüst olmaya başlıyor. Samimi olmaya başlıyor. İşte mentorluk programı bu. Bu kadar söyleyebilirim. Kendini tanımak. Kendini tanımaya başlayınca bu zamana kadar benim programlarıma katılıp da hayatı, ailesi, mesleği, finans konusunda değişmemiş daha kimseyi görmedim ya. O yıllardan beri dar bakıyordu. Dünyayı şu koca masanın içerisinde küçücük bir kalemin ucu kadar görüyordu. Ama ne zaman kendini tanıdı, ne zaman programa katıldı, aa demeye başladı. Ne büyük fırsatlar varmış ya. Ben neler yapabiliyormuşum, ne güzel yeteneklerim varmış benim. Benim işte doğal zekam güçlüymüş. Bu doğal zekasını tarıma verseydim milyarder olurdum diyor. Veya matematik zekasını bir yerde kullanıyor mesela, kendisini tanıyor ya. O güzel özelliklerini tanıyınca oraya ağırlık veriyor. Şu anda birçok kişi programlara katıldıktan sonra en az 10 katına çıkarttı sermayesini. Çünkü yeteneğini kullanabiliyor. Yıllardan beri kullanmamıştı. Yıllardan beri tekerleği patlak bir bisiklet sürüyordu bu zamana kadar. Öyle düşün. Ama ne zaman kendini tanıdı, ne zaman o küçük çocuğun elinden tuttu, kendisiyle barıştı, işte o zaman dünyanın en hızlı arabası hangisi? Bugatti, Ferrari, Porsche, aklına ne geliyorsa. İşte ona bindi. Garantisi ne? Bisikletten en az 10 katı daha hızlı gitmiyor mu? En az, o yüzden en az 10'dan başladım. Bazıları, ben hiç unutmuyorum, cebinde 70 lirası vardı sadece. Sadece 70 lira. Bugünü geçirmek için sadece. Yarın için parası yoktu. Şu anda yanında korumasıyla, önünde şoförüyle dünyanın birçok ülkesine gitmiş bir iş adamı. İnsanların hayatını değiştirecek ürünler üretip onlara ne yapıyor? Kullanmak için satıyor. Demek ki bir işveren, bir iş insanı kendini tanıdıktan sonra, kendini anlamaya başladıktan sonra, kendi güzel özelliklerini öğrendikten sonra hayatı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Katlıyor kendini, katlıyor. Bunları zaten bizim videolarımızın içeriğinde insanlar görebilir. Instagram'da bilhassa değişimler, sonuçlar. Üşenmeden insanlar şimdi girip bakabilirler aslında. Instagram'a girip bizim Doktor İsa Mahir yazıklarında insanların hayatı nasıl değişmiş, değişimler veya sonuçlara tıklayacaklar veya yorum kısmına bakacaklar. Yüzlerce kişi var ve onlar paylaştılar. YouTube videolarında da paylaşıyorum. Eğer gerçekten sen de hayatını israf etmek istemiyorsan, yani şu hayatı güzel değerlendirmek istiyorsan, ömrünü zayi etmek istemiyorsan, tamam mı? Bir işveren olarak, bir iş insanı olarak, bir yönetici olarak, bir lider olarak kimse, o zaman bugün karar ver, samimi ol. Ve bu videonun altında bir formumuz var. Bak o formu noktasına kadar özenerek samimi bir şekilde doldur. En ufak bir noktadan anlaşılıyor değerli arkadaşlar. Samimi olmadığınız belli olursa o zaman, yani samimiyet dediğim zaman dürüstlükten uzak olmamanız gerekiyor. Dürüst olarak doldurmanız lazım. Eğer dürüst olursanız, uygun olursanız bizim programlarımıza veya hak ettiğinizi anlarsak, öyle diyelim, o zaman ne yaparız? Bizim arkadaşlar sizi ararlar. Sizinle bir ön görüşme yaparız. Ücretsiz bir online ön görüşmesi. Orada şu anki durum nedir? Nereden geldiniz? Hangi tecrübeleriniz var? Hangi özellikleriniz var? Ne gibi yetenekleriniz var? Bunları nerelerde kullanabilirsiniz gelecekle alakalı? Nereye varmak istiyorsunuz? Bunları oturup konuşuruz. Neler yapmanız gerektiğini beraber ne yaparız? Konuşuruz, istişare ederiz. Oraya nasıl varacağınızı adım adım size gösteririm değerli arkadaşlar. Bu online ön görüşmesi ücretsiz. Görüşmeden sonra her şey uyarsa, yardımcı olabileceğimizi anlarsak, kabul onay değer varsa, yani anlayacağınız, o zaman sizi programlarımıza alırız. Siz de şimdiden söyleyeyim, şimdiki durumdan en az 10 katı daha ileriye gideceğinizi şimdiden size söyleyebilirim. Başarı sizi bekliyor. Sadece karar verip bu videonun altındaki formu doldurup göndermeniz lazım. Bu kadar değerli arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklayın. Ve henüz değilseniz bizim YouTube kanalımıza abone olarak bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.